Tamer Korkmaz Aynı Kafa Trump'ın Suriye'den çekilme kararını değerlendiren CHP'nin dış ilişkilerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz, askeri güç kullanmaya karşı olduklarını söyledi. TSK, Fırat'ın doğusunda harekata hazırlanırken yapılan bu açıklama, CHP'nin YPG PKK'ya bir kere daha koltuk çıkması anlamına geliyor. Kılıçdaroğlu da Türk ordusunun harekatı devam ederken Afrin'in şehir merkezine girilmesini doğru bulmuyorum demişti. 3 yıl önce Endeklere yerleşen PKK'lı teröristlere arkadaşlar diye seslenen bir genel başkanın yönettiği CHP'den bahsediyoruz. Yani nedir? Suriye'nin kuzeyinin teröristlerden temizlenmesini istemedikleri için TSK'nın askeri harekatına karşı bu lafları ediyorlar. CHP, PKK'nın siyasi uzantısı olan HDP ile stratejik müttefiktir. Siyasi işbirliği ve ortaklık içindedir. Sadece Özgür Özel'in HDP ile gönül ittifakımız var cümlesi bile bu iki parti arasındaki birlikteliğin boyutunu anlatmaya yetiyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'si Türkiye'nin milli mefaatlerinin karşısında konuşlanmış bir partidir. Amerika'nın Suriye özel temsilcisi James Jeffrey'nin Suriye'nin kuzey doğusuna yapılacak herhangi bir operasyonun kötü bir fikir olduğunu düşünüyoruz şeklindeki açıklamasıyla CHP'li Çeviköz'ün askeri güç kullanılmasına karşıyız yollu beyanı ikiz kardeştir. YPG'yi terörist olarak görmeyen haydut devletin James Jeffrey'si aslında Suriye'nin kuzey doğusunun teröristlerden temizlenmesinin kötü bir fikir olduğunu söylemiş oluyor. Eh, CHP de aynı fikirdedir. TSK'nın askeri harekatını istemediklerini açıklamak suretiyle aynı istikamette olduklarını gösteriyorlar. Ana muhalefet partisi Amerikan ağzıyla konuşmayı görebiliyor. Sarı kovboyun çekilme kararı Trump'ın Suriye'den çekilme kararı Washington'da malum istifalarla birlikte kaynamaya yol açtı. Beyaz Saray'dakilerin yönetimdekilerin çekilme planından haberdar olmadığı ortaya çıktı. Diğer bir yandan Amerika'nın batılı müttefiklerinden de itirazlar, şikayetler, sızlanmalar yükseldi. Amerika'nın Suriye'de geldiği nokta şu an itibariyle hiç kuşkusuz bariz bir yenilgidir. Çıkmazsalar Uncle Sam zordadır, Türkiye kararlıdır ve Amerika'yı duvara dayamıştır. Bununla birlikte Amerika'nın Suriye'de gerçekten havlu atıp atmadığı hususu henüz netleşmiş değildir köşedeki antrenörünün grogi vaziyetteki boksörü için havlu atıp atmadığını takip etmek zorundayız. Washington'ın President Trump'tan ibaret olmadığı aşikardır. Amerika için verilen sözlerin bir hükmü kıymeti yoktur. Sarı kovboyun bir öyle bir böyle açıklamaları da malum. Yarın çıkıp vazgeçtim demeyeceğinin garantisi var mıdır?'' Pentagon'un Suriye politikasının Donald Trump'tan farklı olduğu da bilindiğine göre son tahlilde Amerika'nın ne yapacağı konusunda temkinli olmak gerekiyor. İlan ettikleri 100 günlük çekilme süresi yeterince uzundur. Amerika'nın Suriye'den çekilme takvimi daha da uzarsa ne olacak? Bölgedeki üslerinin ve silahlarının belirsiz akıbetini de buna ekleyelim. Ez cümle Türkiye, Amerika'nın çekilme sürecinin seriyle meşgul olmaksızın, buna bağlı kalmaksızın bir an evvel askeri harekata başlamalıdır. Bu vakte kadar zaten epeyce bir gecikme yaşandı. Washington, Ankara'yı mütemadiyen oyaladı. TSK'nın askeri harekatı daha fazla gecikmemelidir. Her geçen gün muhtemel aksi gelişmeleri, yeni riskleri, sürpriz atakları barındırdığı unutulmamalıdır. Utanmadan bir de takdir bekliyor. Sarı Kobay Trump'ın çekilme kararı ile birlikte söylediği şu sözler de dikkat çekti. Trilyonlarca dolar akıtıyoruz. Üstelik yaptıklarımız da takdir edilmiyor. Ortadoğu'nun parisi olmaktan bıktık. Haydut devlet, Ortadoğu'da bunca katliam yaptı. Müslümanları hedef aldı. Milyonların kanlarını döktü. Masumları, sivilleri, çocukları müden öldürdü. Sayısız insanın hayatlarını kararttı. Ortadoğu'yu mahvetti. Haydut devletin başı şimdi kalkmış Amerikasının bu yaptıklarından ötürü bir de takdir bekliyor.